Herkese merhabalar ben Ayşe Özata Kanalıma hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz Bugün sizler için bakın bu şekilde giymediğiniz bir kenara atılan Sizin annenizin ya da anneannenizin Etekleri varsa bunlarla güzel bir geri dönüşüm videosu Bir tunik dikim anlatacağım Umarım anlatabilirim İnşallah sizlerde beğenirsiniz Öncelikle tuniğimin e, yapmak için Eteğin ters tarafını çeviriyorum Bakın bu kısmı benim e, Bant geçirilmiş yukarıya e, Bu kısmı iptal ediyorum Hemen kesip ama kestikten sonra bununla bir kuşak yapacağım. Bir kenara alıyorum. Bakın kestim bunu. Hemen bir kenara alıyorum bunu. Daha sonra tekrar uç kısmındaki benim makinam overlock makinesi olmadığı için arkadaşlar uç kısmındaki o overlock olan yerleri değerlendiriyorum. Buraları biye olarak kullanacağım kol kısmına. Hemen bu kısmını da kesip çıkarıyorum güzelce. Daha sonra bu şekilde hop ikiye katladım ve iki kat olan yeri değil öndeki bakın bu kısımdan içeriye doğru önce 3 santim aşağıya sonra 8 santim içe girdim ve ufak bir ovallik verdim burayı kesiyorum burası bizim yaka oyuntumuz oluyor bakın bu kısmı hafif bir eğrilik oldu tekrar düzeltiyorum ve kesiyorum burayı dediğim gibi 3 santim aşağıya 8 santim içe giriyoruz. Daha sonra bu kısımdan buraya 11 santim, burası da omuz genişliğimiz bizim. Çok e, dar bir omuz da değil, düşük bir omuz da değil. Yukarıdan aşağıya doğru da yine 3 santim indim ve burayı da çiziyorum. Bu kısmı da kestikten sonra e, kol oyuntusunu belirleyeceğiz. Şimdi. Bakın burada yukarıdan aşağıya doğru 24 santim ideal. Buraya da ölçümü aldım. Daha sonra etek ucunu belirleyeceğim. Bakın tekrar alıyorum etek ucunu. Kenar kısımlarda hafif delinmeler vardı. Çok açık yapmadım o yüzden. 40 santim yeterli. İki ucu birleştiriyorum. Koltuk altı ile etek ucunu. Yan taraflardaki o delikli olan yerleri iptal edeceğim. Daha sonra güzelce keseceğim bu kısmı. Bakın böyle bir aparatım var ama ben ola ki olmayanlar için her zaman bir alternatif sunuyorum. Tabakla da gayet güzel oluyor bu kısım kesimler. Buradaki yaka ovali, kol ovali. Normalde ben kendi özel dikişlerimde diğer aparatımı kullanıyorum. Şimdi güzel bir şekilde kenardan 1 santim dikiş payı vererek kesip çıkarıyorum ölçülerimi. biraz dikkatli kesmemiz gerekiyor. Sabunla çizdiğimiz o çizginin dışına çıkmamamız için. Evet e, şimdi sıra geldi. Ön boyun oyuntusunu ayarlamaya. Hemen birini bir tarafa alıyorum. Bir kenara alıyorum. Daha sonra tekrar düzeltmemi yapıp boyun oyuntusunu ayarlamamız gerekiyor. Yukarıdan aşağıya doğru bakın. 5 e, santim en fazla 5 santim inmemiz ideal. Hani çok açık bir yaka olmasın tuniğimizin yakası. Çizgimi çizdim ve tabağımı koydum güzelce yine sabunla çizdim ve hemen bu kısmı kesiyorum. Bundan sonra omuz başlarını tutturacağız makinede dikeceğim hemen makinede dikip getireceğim arkadaşlar çünkü burası çok kolay. Ee, bakın üst üste getiriyorum düz tarafları içe bakacak ters tarafı bana bakacak güzelce mandallarla tutturacağım ve buralardan makina ile dikip hemen geliyorum bitti güzelce ütüledim daha sonra bakın eteğin alt kısmını biraz önce kesip çıkarmıştım buraları kol kenarlarına güzelce bir olarak yerleştireceğiz kestim hemen yeteri kadar çok fazla esnetmiyorum ne kadarsa hani böyle çok esneterek değil kol oyuntusu kadar ölçümü aldım kestim bunların ikisi makineye oturdum bunların ikisini güzelce dikeceğim bakın üst üste getiriyorum Daha sonra yarım santim en fazla yarım santim dikiş payı vererek güzelce dikiyorum. O overlock dikişinin üzerinden zaten e, kumaşım atmayan bir kumaş ola ki sizin kumaşınız atan bir kumaşsa arkadaşlar illaki sülfüle almanızı öneririm. Ya da overlock makinanız varsa overlockla da dikebilirsiniz. Güzelce dikiyorum. Daha sonra bunu e, katlayacağım. Bir de üzerinden 2 milimlik bir spor dikişiyle ile dikeceğim. Bu dilerseniz hamilelik dönemlerinizde ya da kuşakla genç kızlar için ben bunu örneğin kızıma dikiyorum. Kuşaklı olduğu zaman da genç kızlara çok yakıştığını düşünüyorum ya da zayıf olanlara. 2 saat, 2 milim dikiş payı vererek üzerinden güzelce bir spor dikişiyle dikip bitiriyorum bu kısmı da. Bu arada arkadaşlar diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağım ama videoyu uzatmak istemiyorum. Ee, bu işlemin aynısını diğer kola da uygulayalım. bu şekilde 2 milimlik dikişle dikerek devam ediyorum. Burayı da bitirdikten sonra diğer tarafa başlayacağım ama dediğim gibi videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen bunu da buraya yerleştiriyorum. Burayı da dikip bitirdikten sonra kenarların dikimi kalıyor. Orayı da anlatacağım. Evet bakın ütüledim tabi yine tekrar daha sonra bunu ikiye katlıyorum kenarlarından yine mandallarla tutturuyorum 1 santim dikiş payı vererek güzelce makinede dikiyorum. Hemen dikip getireceğim arkadaşlar önce mandalla tutturuyorum. Hemen dikiyorum ve geliyorum. Yine diktim ve ütüledim sıra geldi son olarak. Boyun kısmına. Esneyen bir kumaş olduğu için ve atan bir kumaş değil arkadaşlar. Pervas çevirmemize gerek yok. Yarım santim katlayacağım. Daha sonra bir yarım santim daha. Etek ucu ve boyun kısmı aynı. Bakın bu şekilde arka ortasından başlıyorum. Yarım santim katlayıp bir yarım santim daha katlıyorum. Bir milim dikiş payı vererek ince ve e, burada biraz dikkatli dikmeniz gerekiyor. Hani böyle eğri büğrü olmasın ki boyun kısmı olduğu için ortada olur hoş olmaz güzel durmaz bu kısmı da dikip bitirdikten sonra etek ucunda dikiyorum aynı şekilde arkadaşlar ve son ütüsünü yapıp sıra geliyor kuşağı kuşağı da zaten çok basit ipimi kırdım ütüleyip hemen geleceğim arkadaşlar bakın şimdi biraz önce kestiğim bunu bu yukarı lastik kısmını kestim tekrar ikiye bölüyorum burayı ve bunu tekrar ikiye katlayıp makinada dikip hemen geliyorum bunun e, 10 santim arkadaşlar boyu eni de eteğin eni kadar hemen onu da diktim geldim bakın tuniğimiz de bitti güzelce mankenime giydireceğim hep hep birlikte bakacağız bu şekilde Dilerseniz kuşaklı bir şekilde kullanabilirsiniz Dilerseniz kuşağını iptal edip normal hamilelik dönemlerinizde giyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz bana ve kanalıma destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenilerinizi yapıp yorumlarınızı yazarsanız çok çok memnun olurum. Şimdiden yapan diken herkesin eline sağlık. En güzel günlerinizde kullanın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.